Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzun konusu 4. sınıf 9. ünite My Friends. Bu ünitemizde arkadaşlarımızın dış görünüşlerini, saçını, gözünü nasıl tarif edeceğimizi öğreneceğiz. Önce önemli kelimelere göz atalım. Friends, arkadaşlar. Blonde, sarışın. Blonde, sarı saç. Straight hair, düz saç. Wavy, dalgalı. Blue, mavi. Green, yeşil. Black, siyah. Brown, kahverengi. Curly hair, kıvırcık saç. Tall, uzun, uzun boylu. Short, kısa, kısa boylu. Fat, kilolu, şişman. Slim, thin, ince, zayıf. Handsome, yakışıklı. Beautiful, güzel. Look like, görünmek. Nasıl görünür derken kullandığımız kelime. Celebrity, ünlü, ünlü kişi, meşhur kişi, şarkıcı veya oyuncu olabilir bu. Mustache, bıyık. Beard, sakal. Headscarf, eşarp, başörtü. Konu özetine geçtik arkadaşlar. Bu ünitemizde görünüşü ifade edeceğimizi söylemiştik. Bu ünitede en çok kullandığımız kelime look like. Look bakmak demek ama look like görünmek. Nasıl görünür diye sorarken ve nasıl göründüğünü anlatırken look like'ı kullanacağız. What does she look like? Nasıl görünür? He, she, it de es takısını do'ya getiriyoruz. What does she look like? What does he look like? Erkeklerde he kullanıyoruz, kızlarda she. Cevap verelim. She is slim and tall. Uzun ve ince, ince ve uzun. He is short, kısa. Sahip olduğu şeyi söylüyoruz. He has got curly hair, kıvırcık saçı var. What do you look like? Sen nasıl görünürsün? I am fat, I have brown hair and blue eyes. Kendimizi tanımlarken de böyle cevap verebiliriz. Evet, az önce gördüğümüz gibi saçımızdan, gözümüzden bahsederken have got'ı kullanıyoruz. He, she, it de has got olarak yazılıyor. O ve kilodan bahsederken have got, has got'ı kullanmıyoruz. Am is are'ı kullanıyoruz. She has got ya da she has blue eyes. Mavi gözlere sahip, mavi gözleri var. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Her eyes, gözleri are blue. Gözleri mavi. Böyle de söyleyebiliriz. She is beautiful. Güzel. Görünüşten bahsettiğimiz için am is are kullandık. He has got green eyes. Yeşil gözleri var. Sahip olduğu için has got kullandık. He, she, it de has olur. His eyes are green. Gözleri yeşil. He's handsome, yakışıklı. Bu da bir görünüş olduğu için, boy kilo olmadığı için emizar kullandık. Pardon, boy kiloda da emizar kullanıyoruz. Evet. Blonde ve fair karıştırılıyor. Linda has blonde hair. Sarı saçı var. Sarışın saça sahip. She's blonde. Kızlarda sarışın derken, saç değil, kendisinin sarışın olduğunu söylerken E harfini unutmuyoruz. Clara has fair hair. Açık renk saçı var. Açık renk bu oluyor. Sarışın da bu oluyor. I have brown hair. My hair is long. I am tall. I am slim. Saçın uzunluğundan bahsederken long diyoruz. Ama kendimizin uzunluğundan bahsederken tall diyoruz.
Saçları söylerken önce uzunluğu, sonra şekli, sonra da rengini söyleriz. Uzunluk, long, uzun. Shoulder length, omuz boyunda. Short, kısa diyebilirsiniz. Şekil olarak düz, kıvırcık, dalgalı diyebilirsiniz. Sonra renklerini söylüyoruz. She has long, wavy blonde hair. Uzun, dalgalı, sarışın saç, sarı saç. Önce uzunluk, sonra şekil, sonra da renk. She hasn't got, sahip değil, short brown hair. Kısa kahverengi saçı da yok. Olumsuz cümle de kurabiliriz. He has got short straight black hair. Kısa, düz ve siyah saçı var. Siyah yerine dark da diyebiliriz. Soru soralım. Is he tall? Uzun mu? Yes he is. Evet. Is he fat? Şişman mı? No he isn't. Hayır değil. Does he have mustache? Bıyığı var mı? Yes he has. Evet sahip. Ya da yes he does diyebiliriz. Is she short? Kısa mı? Yes she is. Is she ugly? Çirkin mi? Hayır değil. No she isn't. Has she got black hair? Siyah saça sahip mi? No. He hasn't. Siyah saça sahip değil. Siyah saçı yok. Does she have beard? Sakalı var mı? Hayır tabii ki. Sakalı da yok. Has she got brown hair? Kahverengi saçı var mı? Ya da açık renk saçı var mı diyersek? Yes, she has. Evet var. He is blonde. He has blonde hair. She is blonde. She has blonde hair. Sadece sarışındır derken E harfini kullanıyoruz. Diğerlerinde E harfi yok. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Burada görünüşleri gördüğümüz insanları weight, height, hair, eyes, kilo, boy, saç ve göz olarak açıklayalım. Bunu siz kendiniz yapın. Sonra cevapları videonun devamında ilerleterek bulabilirsiniz. Weight, orta kilolu, medium weight. Uzun, tall. Saçı yok, bald da diyebiliriz kel anlamda. Eyes, gözleri de brown. Medium, short, blonde, brown. Slim, short, red, green. Thin, medium, black, black. Fat, tall, blonde, blue. Evet, bunları cümle haline getirelim. He is of medium weight. Orta kilolu. He is tall. Uzun. He has no hair. Saçı yok. He is bald. Kel de diyebiliriz. He has brown eyes. Kahverengi gözleri var. His eyes are brown şeklinde de söyleyebiliriz. Evet. Bunları cümle haline getirelim. He is of medium weight. Orta kilolu. She is short. Kısa. She has long straight blonde hair. Ya da she is blonde diyebiliriz. She has brown eyes. Brown eyes, kahverengi gözleri var. Ya da her eyes are brown diyebiliriz. Evet, cevaplarımız böyle. Thin yerine slim kullanabiliriz. He is not handsome, yakışıklı değil, görecelidir ama olumsuz cümle kurmak isterken yapabiliriz. He is fat and tall, şişman ve uzun. He has blonde hair, sarışın saçı var. He is blonde. He has blue eyes, mavi gözleri var. Ya da his eyes are blue, gözleri mavi diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.